Değerli izleyiciler bu arada Yunanistan'ın Pontus açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Şimdi o açıklamaların ayrıntılarına bakacağız. Kameralarımızı bu kez Ankara'ya çeviriyoruz. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktarmak üzere karşımızda. Mehmet Sabri söz sende. Paul'ün Yunanistan resmi makamları tarafından yapılan ortaya atılan Pontus iddiaları ve bugün düzenlenen çeşitli etkinlikler söz konusuydu. Bu etkinlikler ve iddialarla ilgili hem Dışişleri Bakanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklamalar yaparak ayrı ayrı açıklamalarla çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya baktığımızda iddiaların külliyen reddedildiği ifade edilerek Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz Pontus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz ifadeleri kullanıldığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarını aynı zamanda geçmişte işledikleri insanlık suçlarını da hatırlattı. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu raporunda yer alan aynı zamanda Lozan Barış Antlaşmasıyla da tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı da yine Yunanistan'ın ısrarla tarihi çarpıtmaya çalıştığını belirterek iddiaları reddetti ve sert ifadeler kullandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Yunanistan makamlarının Pontus iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açık açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz ifadeleri kullanıldı Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında. Milli Savunma Bakanlığı da yine Yunanistan'a kendi geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini vurgu yaparak Yunanistan geçmişe ait yüz kıza yüz karartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu'yu istila ve işgal etmeye kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir. Aynı zamanda çocuk, kadın, yaşlı demeden Anadolu'da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu, yine Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporunda yer almış ve Lozan Barış Anlaşması ile tespit edilerek kayıt altına alınmıştır denildi. Dolayısıyla her iki açıklamada Yunanistan'ın bu tavrının barış ve istikrara da hiçbir katkı sağlamayacağına dikkat çekildi. Hem Dışişleri Bakanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı sert tepki gösterdi. Açıklamalarda bu yöndeydi diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Banuel. Mehmet Sabri çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için.